Hızlı kaleme hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci derece denklemlerin baba kalem tadında, baba kalem değil ama baba kalem tadında sorularla devam ediyoruz. Kaldı. Bitti. Hadi devam edelim. Hadi başlayalım. 2x artı kökü x'in kökü ile 2x eksi kökü x'in kökü farkı 4'müş. Ne yapacağız? Karesini diye karesini alacağız. Bunun karesi nedir hocam? Kök gider, 2x artı kök x kalır abi. Yapıştırdım geldi. İkincisinin karesini yazayım hemen yan tarafa. Şu mudur? Evet. Aynen. Eksi 2 çarpı ikisinin çarpımı. Tek kökte. Bu ikisini çarparsam 2x artı kök x, 2x eksi kök x artı b artı eksi b konuşamıyorum ama konuşabildiğim zaman çok güzel konuşuyorum. Arkadaş demeye çalışıyor ki burası 2 kare farkı, birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Ya işte beni anlayan biri çıktı mı ne kadar mutlu oluyorum biliyor musun? Bu mudur? Budur. Tamam. Eşittir 16. Aynen. Bu gitti, bu gitti. 4x. Bu 16'yı bu tarafa atayım. 4x eksi 16. Diğer hepsini karşı tarafa attım. Şu mudur? İkileri sadeleştireceğim. Sadeleştireceğim tabii ki. Benden kaçar mı? 2x eksi 8. 2'ye böldüm her tarafı. İşim mi kolaylaşsın? Yaptı. Şu mudur? Karesini aldım yeniden. Bunun karesi birincinin karesi. İkisinin çarpımının iki katı 32x. İkincinin karesi 64 eşittir. Birincinin karesi eksi... Ne birinci karesiymiş ya? Ben de ne diyecek diye merakla bekliyorum. 64 eşittir 31x. X eşittir 64 bölü 31. Allah'ım sayıya bak. Bir dakika. Ha. Bunu çözüm kümesi diye soralım. Nasıl yapıyorum? Ben de sayıya bak diye bir şey yapacaktım. Hep benim laflarım... 64 bölü 31 bizim çözüm kümesine var mı yok mu? Nasıl kontrol ediyorum? Şurayı orada deneyebilir misin? Şurada. 64 bölü 31 burasını negatif yapıyor mu yapmıyor mu? Onu bile bilemezsin. Ama evet. Ben buradan çok güzel buluyorum. Sadece buraya bakmak kafi. Evet. Burası kökün doğru dışarısında, burası kökün dışarısında. Bunun pozitif olması lazım arkadaşlar. Ya da en küçük sıfır olması lazım. Negatif olamaz. 64 bölü 31'i yerine koysam. Bu 2'den çok hafif büyük bir sayı. Doğru mu? Çok minnacık. 2 ile çarpsam 4'ten hafif büyük bir sayı. 8 çıkarsam negatif oluyor. Bu olmaz. Çözüm kümesi çok güzel bir boş küme. Raşit hemen zıplamıştı. Ve çünkü x kaçtı diye sordum, orada benim hatam var. Seni kurtardım bak, hemen kurtardım. Sağ olsun. Yapmazdım. 2 üzeri 2x artı 2 eksi 33 çarpı 2 üzeri x artı 8 eşittir 0. Dedik. Nedir? O zaman ben burayı şöyle mi yazayım? 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri 2 şeklinde yazayım. Eksi 33 tane 2 üzeri x artı 8. Neden? Ben buna a diyeceğim. 2 üzeri x'e a desem. Dedik. Burası a kare mi? A kare. 4 a kare. 4 a kare. 4 a kare eksi 33 tane a artı 8 eşittir 0. Çok güzel. Çarpanlara ayırırım. 32'ye 1 mi? 4 a'ya a, 8'e. Aa süper. Diye gördü. Eksi 8'e eksi 1 desem. Burası eksi a. Burası eksi 32 a çarp toplarsam eksi 33 a süper. 4 a eksi 1 çarpı... A eksi 8'miş bu arkadaşlar. O zaman 4 A 1 olabilir. A 1 bölü 4 olabilir. A dediğim 2 üzeri x ise 2 üzeri x eşittir 1 bölü 4 ise x eşittir. Eksi 2. kuvvet mi bu? Aynen. A eksi 8 0 ise A 8 olabilir. A 8 ise 2 üzeri x eşittir 8'dir. X güzel güzel 3 çıkar. Çözüm kümesinde Allah'ım. Eksi 2 ve 3 var. Çözdük. Çözüyordu. Hadi bana ne yapacağımı söyle. X kare eksi 91 x artı 25 eşittir dınk dınk olduğuna göre. Dınk dınk. Evet. Bir kökü a ise önce bir a yerine yazarım abi ben. Yazdım. Ondan sonra cıma. Sonra? 91 a. 91 a tabii. Yani a'yı yerine yazdım. Bir tanesini yerine yazmayalım. Eşittir 0. Evet. 91 a'yı karşıya atardım. A'nın karesi artı 25 eşittir 91 a. Sonra her tarafı A'ya bölerdim. A'ya böldüm A, A'ya böldüm 25 bölü A, A'ya böldüm 91. Şuraya şey yapardım, iki kare farkı uygulardım. Kök A, ne? A eksi değilmiş. A. A. Buradan kaldığı yerden Raşit Hoca'nın ben devam ediyorum. Bunun karesini alalım arkadaşlar. Bunun A karesi, doğru. A, bunun karesi 25 bölü A. İkisinin çarpımının iki katı eksi 10 mu? Zaten bana bunu ben soruyor. Bunu bulmuştum zaten. Ben bana bulmuş. Bunu soruyor. Bana bunu soruyorsa iki taraftan da 10 çıkardım. A artı 25 bölü A
eksi 10 eşittir 81 mi? Kesinlikle cevap tamam. Bu zaten. Bu bunun karesi. Doğru mu? Doğrudur. Bu kaç? 9. 9 veya eksi 9'dur dersin. 9 veya eksi 9 ikisi de olabilir. Geçtim. Gayet iyi. Yarısını çözdüm. Gayet iyi çözdüm yarısını. Süper geldi. Çok güzel geliyordun. Hatta bir yerde dedim ki Raşit Hoca kaptırdı. Sonuca kadar gider ama ya benim oradan adım... devam etmeye çalışınca kaldı. Neyse sağlık olsun. Peki. Evet soru bu. X kare artı B x artı C'ye denklemin kökleri x1 ve x2. B artı C'yi vermiş. Kök x1 artı kök x2'yi de 2 vermiş. Kökler toplamıyla kökler çarpımını vermiş. Şuraya x1 artı x2 yazsam. Şuraya da x1 artı x2 yazmayalım da. Eksi x1 artı x2 belki. Belki. Ha doğru. Bence ben bunun karesini alayım. Tamam işte o da karesi gelecek. Nedir? X1 artı 2 kök x1 çarpı x2 artı x2. Şöyle yazdım o zaman ben. Eşittir 4. 4. Tamam. Burası? B. Eksi B. Eksi B. Artı 2 tane kök C, C eşittir 4 mü? 4. O zaman B artı C'yi de ben aşağısına çaktım şöyle. Bunun cevabı ne? Eksi 1. Eksi 1. O zaman topladım. C istiyor ya C artı 2 kök C eşittir 3. Attım karşı tarafa. 2 kök C eşittir 3 eksi C. Eksi C. Karesini aldım. C kare eksi 6 C artı 9 eşittir 4 tane C oldu. Attım karşı tarafa. C kare eksi 10 C artı 9 eşittir 0 oldu. C eksi 9 ile C eksi 1'in çarpımı 0 oldu. Buradan 2 tane C değeri geldi. Bir 1 geldi bir de 9 geldi. Ama 9 olamaz. Neden? Şu denkleme baktığımız zaman burası pozitif. Buranın da pozitif olması lazım. C 9 olamaz. Kurtarmadım. C 1'dir dedim. Soruyu gönderdim. Ve adam yaptı. Adam yaptı. A 2 basamaklı doğal sayı olmak üzere. Benden acayip bir pazarcı olurmuş ya. Yeah! Yeah! X kare elemanı popüler ya şimdi. Avalalalalala. X kare artı 3 x eksi a eşittir 0 ise kaç evet. Farklı a sayısı vardı? Kaç farklı? 1-2 tane var. Demek ki sormuş adam. A 2 basamaklı doğal sayı. Ben altını çizdim. Biliyorsun böyle şeylerin altını çizmeyi çok severim. 2 tane kökü var. X1 artı x2 eşittir eksi 3. Eksi 3. X1 çarpı x2 eşittir. Ah. Eksi a. Eksi a. Ben buradan köklerin çarpımını ne olduğunu biliyorum. Negatif olduğunu biliyorum. Ve 2 basamaklı olduğunu biliyorum. Buradan da kökleri toplamının eksi 3 olduğunu biliyorum. Ve x1 ve x2'nin tam sayı olduğunu biliyorum. Çünkü bu da tam sayı, bu da tam sayı değil mi? Yani kökler farklı işaretli. Büyük kök negatif. Tamam. Ne diyebiliriz o zaman? Mesela eksi 4'e 1 olabilir mi? Olabilir mesela. Eksi 5'e 2 olabilir mi? Olur. Eksi 6'ya 3 olabilir mi? Olur. Eksi 7'ye 4 olur mu? Olur. Bu olmaz. Çünkü kökler çarpımı eksi 4 geliyor. 2 basamaklı değil. Bu eksi 10 geliyor süper. Olur. Eksi 18 geliyor süper. Eksi 28 geliyor süper. Sırada eksi 8'e 5 var. Eksi 40 geliyor. Oo süper gidiyorum. Eksi 9'a 6 var. Eksi 10'a 7 var. Eksi 11'e 8 var. Eksi 12'ye 9 yok. Neden? Burası eksi 108. Bu olmaz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. 7 tane. İnşallah doğru saymıştır. Evet yeni bir soruya geldik. Geldim buraya. Nedir bu? Abi bu güzel bir soru. Ben hoştur, bu soruyu güzeldir. Şey yaparım. Değişken değiştirerek çözerim abi. Nasıl? X artı 3 A derim. X artı 3 A dersen nerede A kare var? Çözerim abi ben oradan sonrasını. Peki ben o x artı 3 kısmını açayım. X artı x kare artı 6 x'in karesi dedim ben buraya artı 2 tane x kare artı 6 x artı 9 mudur? Evet. Eşittir 81. Şimdi neye A diyeceğimi görebiliyorum bence. Şu eleman A olsun. Şurada da bir A var. A'nın karesi artı. Ama yaklaşmışım fark ettin tabii, mi? Tabii. Ama ona A dersen de zaten buraya A kare A eksi 9'un karesi falan diyeceksin. Aynı şey gelecek büyük yani. İstimali. Tabii. Burası 2A artı 18 mi? Adam beni destekledi. İşte 81. İlk defa. Çok şaşırdım. Şaşırıyorum. Öleceğim. Abi ben doğru söyleyince destekliyorum şimdi. Ben böyle bir insanım yani. Allah. Demek ki buradan da çıkardığım şey Raşit Hoca genellikle. Neyse devamını söylemiyorum. Kırılır şimdi. Artı 2A. 18 eksi 81. Düşeceksin. 18 eksi 81. 63 mi? Öyle yap yazdım. Kendin yapmıyorum ben. A artı 9. A eksi 7 eşittir. Sıfır. Sıfır. Tamam. O zaman A ya eksi 9'dur ya da 7'dir.
Tamam, bundan sonrasında şu kalemle devam ediyorum. X kare artı 6x eksi 9 olabilir. Buradan x kare artı 6x artı 9 eşittir 0 olabilir. Buradan x artı 3'ün karesi gelir. Buradan da eksi 3 gelir. Geçtim. Buradan da x kare artı 6x eşittir 7 olabilir. X kare artı 6x eksi 7 eşittir 0 olabilir. Olur. Buradan x artı 7'ye x eksi 1 geldi. 0 ya 1'dir ya da eksi 7'dir. ÇK'yı da şuraya çakıyorum. ÇK'nın anlamı eksi çakıyorum 7. Demek. Oo, güzelmiş. Güzel. Bir de 1. Geç geç geç. Geçtik. Geçiyoruz. Geçeceğiz. Ve geçtik. Raşit Hoca eski şeyleri kalmamış Raşit Hoca. Artık konu anlatıyorum ya ben. En başta bir kamera arkasında da vardı o. Ben eskiyim, buradan uçuruyorum falan yapıyordum. Şimdi bitmiş ya. Artık konu anlatıyorum. Hep böyle bu işle uğraşmıyorum. Ha, alışkanlık. Alışkanlıklar bitiyor. Evet. Ne yapacağız hocam? Abi burada değişik bir yaklaşımda bulunmuş yazan. Evet. Şimdi burada olaya değişik bir yaklaşımda bulunmuş. Hala yaklaşıyorum ama sağdan mı yaklaşsam soldan mı yaklaşamıyorum. Kökler dışarıya bir şekilde çıkıyordu, hatırlıyor musun? Karesini alacağız. Yok, karesini alacağız. Ha, kökler. Hatırladın şimdi. Kökler evet. Şimdi bir 2 yapalım. Aa, diyecek. Güzel. X artı 5 kökü dışarıya çıkarmanın 2 yolu var. Bu bir tane 2 içeriye attım. Ne oldu o? X artı 1 çarpı 4. 4 oldu. Şöyle bir büyük karekök. Artı x artı 10. Büyük bir karekök. 2 var burada. 3'ü içeriye attım. 9 olarak girdi. 9 saniye x artı 1 mi? Evet. Eşittir 9'muş. Tamam. Çarpımları 4 çarpı x artı 1. Toplamları x artı 5. Sence ne olabilir? X artı 1 ve 4. İkisine karekök içerisine aldım. Nasıl aradaki yap? İşareti araya koydum. Nasıldı? Köklerin toplamı şurayı verdi, çarpımı burayı verdi. Evet. Artı, burada da aynı şeyi yaptım. Çarpımları 9 çarpı x artı 1 olan, toplamları x artı 10 olan şeyler. X artı 1 ile 9. İkisini de karekökünü aldım. Bu aradaki işareti araya koydum dedim. Yaptık. Bunun cevabı 9 çıkacak. 2 tane kök içerisinde x artı 1. Buradan 2, buradan 3 geldi. 5. Karşı tarafa attım. 4 kaldı. Kök x artı 1. 2 oldu. X artı 1. 4 oldu. X 3 oldu. Ooo, çok iyi soruya geldim. Okuyayım öyleyse ben. 6x artı 3x karenin karekökü artı. 14x 4x artı 2x kare eşittir x kare eksi 2x artı 8. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Bunun matematiksel olarak bir çözüm yapmayacağım. Çok uzun. Gerek yok. Bunun yerine mantık yürüterek yapacağım soruyu. Şimdi ben bir şeylere A diyeceğim ya. Hı hı. O A diyeceğim şeyleri bulayım. Biraz söyleyeyim mi? Söyle abi. X kare eksi 2x A derdim ben olsa. X kare eksi 2x A dersem çok fazla göremiyorum ama şunu dersem görebiliyorum. Şimdi buraların hepsinde x kare eksi 2x artı 1. Yani x eksi 1'in karesi var aslında. Saklı. Gizlemişti. Tamam. Burada ben şöyle yazıyorum. Diyorum ki burası... Bir sorun mu var? Hemen bakıyorum. Soruda bir sorun var. Soruda bir sorun var. Nerede? 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 3'e aldık. 2 yok bu. Buralar yok yok. Şöyle bir sorun var. Orayı büyütünce orayı küçültüyorum. Orayı küçültünce orayı büyütüyorum. Büyütünce küçültüyorum. Şöyle bir sorun var. Soru şöyle olacak. Burası artı olacak. Burası eksi olacak. Burası artı olacak. Burası eksi olacak. Şimdi çözeceğim soruyu. Tamam. Tamam. Şimdi ben burayı şöyle yazıyorum. Şuna benzetmeye çalışıyorum ya. Bunun 3 katı var burada, doğru mu? Doğru. O zaman eksi 3 katı var hatta. Oradan benzetmek için ben buraya 9 yazdım. Eksi 3 artı 6x eksi 3x kare yazdım. Var mı burada problem? Yok. Artı. Aynı şeyi burada yaptım. Benzetmek için 16 eksi 2 artı 4x eksi 2x kare yazdım. Bence hala sorun yok. Burasında x kare vallahi eksi 2x çözdük. Artı 1 artı 7 çözdük, birlikte çözdük. Ben olmasam çözemezdim. Kesinlikle haklı. Tamam mıyız? Tamamız. Buna da A dedim. Bakalım ne çıkıyor. Burası 9 eksi 3 A mıdır? Evet. Kök içerisinde. Burası... Görmüşlerdir değil mi? 16 inşallah. 3 parantezini aldım. Eksi 3 parantezini aldım arkadaşlar. Direkt çıkıyor. 16 eksi 2 A'dır aynı mantıkla kök içerisinde. Karşı tarafta A artı 7. Bundan sonrası vurucu. Dinleyelim. Şimdi A yerine 0 koyarsak.
Koyarız. Ne çıkıyor? 3 buradan, 4 buradan, 7. Sağlar. Sağlıyor değil mi? Hı-hı. Güzel olan şey A daima pozitif ya da sıfır olan bir sayı. Doğru. Anladım. Şimdi, tam kare çünkü. X eksi 1'in karesi. Bunu dedik değil mi? Şimdi A burada büyürse, A'yı büyüttüğümü düşün. Şu ifade küçülüyor mu? Evet. Bu ifade küçülüyor mu? Ama o taraf büyüyor. Ama burası büyüyor. Denklem sağlanır mı? Sağlanmaz. Sağlanmaz. O zaman denklemi sağlayan bir tane değer var. O da sıfır. A'nın sıfır olması lazım ki denklem sağlansın. A dediğim x eksi 1'in karesi. Sıfır olmalı ki denklem sağlansın. X eşittir 1. Allah'ım. Güzel bir soruyla noktaladığımızı düşünüyorum. Gayet güzel bir soruyla noktaladığımızı düşünüyorum. Eyüp, ben de katılıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.